Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bundan böyle sevgili Oğulcan Akçay ile birlikte Insider programınızda karşınızda olacağız. O kıymetli sesiyle bana eşlik edecek. Ben de bilinmeyen her şeyi, sorduğunuz her şeyi burada cevaplamaya, dilimiz döndüğünce sizlere bilinmeyen olayları anlatmaya devam edeceğiz. Bugün tabii ilk bölüm olduğu için herhangi bir sizden talepte bulunmadık. Ancak bundan sonra Insider'da hangi konunun aydınlatılmasını istiyorsanız, hangi konuyu merak ediyorsanız, futbol sahasının içinde veya dışında hangi konu sizi alakadar ediyor ve bir türlü cevabını bulamıyorsanız doğru yer Insider. Hoş geldin Olcan. Hoş bulduk ya, sen de hoş geldin. Gündem yoğun ilk program özelinde. Hemen ilk soruyla başlayayım istersen. Başlayalım. Şimdi Fenerbahçe taraftarının çok büyük bir nefreti oluştu. O da Napoli kulübü. Hatta artık diyorlar ki yetkilileri bence İstanbul'da bir ev tutsunlar. Fenerbahçe ile oyuncular olan ilgilerini bu şekilde gösterebilirlerdi. İki tane oyuncudan bahsedeceğiz. Sebastian Szymanski, biliyorsun ki çok büyük bir yetenek ve transfer döneminin en gözde oyuncularından bir tanesi. Şimdi ilk soru merak edilen şu. Szymanski'nin bir çıkış maddesi var mı? Onu takip eden takım sadece Napoli mi? Keza bir de Ferdi Kadıoğlu konusu var. Ferdi Kadıoğlu'nu, Szymanski'yi izleyen takımlar kimler? Devre arasında bu iki oyuncunun ayrılması sence ihtimaller dahilinde mi? Devre arası ihtimal dahilinde değil. Hemen son bıraktığın yerle başlayayım. Napoli İstanbul'a kamp kurdu. Sen az önce bir ev tutsunlar dedin. Evet, ev tutmadılar ama Fenerbahçe'nin çoğu maçına geliyorlar. Hatta son 5 maçının 3 ya da 4'ünde vardı. Şimdi hep ben haberleştirdiğim süreçte de söylüyordum. Sen de bugün dile getirdin. Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'nun Napoli ilgisinden bahsettim. Bir ismi daha takip ediyorlar. Bir ismi daha izliyorlar. Doğrudan Napoli tarafından o scout ekiplerine sorduğumuzda sağ olsunlar açık yüreklilikle tabii ki takip ettikleri oyuncuları söylemiyorlar ama sen doğruyu sorarsan onlar sana evet izliyoruz, gözlemliyoruz diyorlar. Bu üçüncü oyuncu da Samuel Osayi. Sondan bir önceki maçta Osayi'yi de izlediler. Ama tabii ki öncelikli hedefleri Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu ki iki ismin sadece Napoli değil talipleri ama doğrudan yerinde izleme yapıyorlar. Sebastian Szymanski'nin serbest kalma bedeli var mı sorusunu cevaplamadın diye içinden duyar gibiyim ama bunun için biraz bekleyelim diyeyim ben sana. Pekala. Diğer ilgilendiren bir konu daha var. Bu takım Fenerbahçe'nin bir oyuncusunu daha soracağım sana. Michy Batshuayi. Durumu en çok merak edilen isim. Mutsuz. Bu çok net belli. Hı hı. Ve ilk 11 oynamayı bekleyen bir oyuncu. Bence CV'sine ötürü, geçen sezondan ötürü bunu sürekli bir beklentisi var buna karşı. Hı hı. Devre arası ya da sezon sonu Batshuayi'nin bir ayrılığını bekliyor musun? Fenerbahçe devre arası Michy Batshuayi için gelecek tekliflerin tamamını değerlendirme kararı aldı. Michy Batshuayi'ye gelen teklifler devre arasında değerlendirilecek. Oldu da teklif gelmedi mi? Fenerbahçe de başka kulüpler önerebilir oyuncusunu. Çünkü oyuncunun temsilcisi Meyse Endaye'de sık sık İstanbul'a gelen burada da evi olan bir isim. Nottingham Forest'ta da o önermişti hatta. Oyuncun Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. İlk 11'in dışında kaldı. İster misiniz diye ilk öneriyi o götürmüştü. Yine benzer şeyler bekliyorum ben. Devre arası en geç sezon sonu, tabii devre arasından sonra atıyorum bir sakatlık olur, Batshuayi sürekli oynar, şampiyonluğa katkıda bulunur. O zaman belki senaryo değişir ama bugün itibariyle Fenerbahçe devre arası Michy Batshuayi'yi göndermek istiyor. Üçüncü soru, seni bulmuşken tabii ki transfer dışında bir şey neredeyse soramayacağız gibi duruyor. Victor Nelson. Hı hı. Galatasaray'da direksiyonu kırmak lazım. Victor Nelson krizi ortaya çıktı. Büyüyecek gibi de duruyor. Çünkü Davinson Sanchez bu performansla kolay kolay kesilecek gibi değil. Sayın Erden Timur bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada henüz sözleşme imzalamak istemiyor dedi. Ki kendisi de zaten Danimarka basınında bir açıklama yaptı bununla alakalı. Oynamadığından dolayı bir hayli mutsuz. Çıkış maddesinin 25 milyon euro olduğu açıklandı. Doğru. Nelson'da son durum nedir? Ekstra Bulletin'e verdi röportajı Milli Arada. Onun ardından oyuncunun temsilcisini aradım. Oyuncunun şirketindeki temsilci de enteresan bir isimdir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir dönem oynayan Brian Steen Nielsen'in oyuncusu Victor Nelson. Onların şirketinin oyuncusu. Kendilerini aradım. Dedim ki bu durum nedir? Onların da bana aynen söylediğini hiç üstüne katmadan, yorum da yıkatmadan anlatıyorum. Galatasaray, biz kendilerine gittik ve kontratımızın, alacağım yıllık maaşın yükseltilmesini talep ettik diyorlar. Ki bu bir kez olmuştu. 800 bin euro civarında ilk kez geldiğinde maaş alıyordu. 1.3 milyon euroya çıkarıldı. Daha sonra yaklaşık 2 milyon euro seviyesine kadar bir talepte bulundular. Bu talebin karşılığında Galatasaray yönetimi de oyuncu tarafına şöyle diyor. Tamam, senin maaşını revize edelim. Zaten bunu da hak ediyorsun. Bizim için önemli bir isimsin. Ancak kontrat süreni de uzatalım diyorlar. Nelson tarafı da diyor ki ben bunu kabul edemem. Çünkü şu an oynamayan bir oyuncuyum. Zaten sizinle mevcut bir kontratımız var. Bu kontratın devam ettiği yerde maaşıma zam yapabilirsiniz. Bu hukuken de sportif açıdan da mümkün diyor ama bunu da Galatasaray yönetimi kabul etmiyor. O yüzden devre arası
Yine az önce Michy Batshuayi'de söylediklerimizin benzerini Victor Nelson için söyleyebilirim. Tabii ki transfer dönemine daha var önümüzde süre. Şu an için görüşmeler durduruldu. Sayın Erden Tümür de bunu açıkladı. Oyuncu tarafı yanaşmıyor. Eğer zam yapılacaksa tamam yapalım zam mı? Evet biz forma rekabetine de girelim. Ama kesinlikle kontrat süremizi uzatmayız diyorlar. Belki çok yüksek bir maaş 2,5-3 milyon eurolara çıkılır belki. Tabii bu bir öngörü veya bilgi değil onu söyleyeyim. O zaman kontrat süresinin uzatılmasına ekonomik açıdan iyi olduğu için kontrat belki kabul edilebilir. Ama şu an oyuncu oynamak istiyor. Bunu da zaten daha önce açıkladığı demeçlerde de sıkça dile getirdi. Oynamayacaksam da takımdan ayrılayım diyor. Şu anda süreç bu şekilde ilerliyor diyebilirim ama oyuncu tarafı net. Az önce anlattıklarım da gayet net. Oyuncu tarafında herhangi bir esneme, flu, gri bir durum yok. Galatasaray'da da herhangi bir flu olan bir durum yok. İki taraf da birbirine isteklerini söyledi ama iki tarafın da istedikleri şu an için olmuyor. Araya bonus bir şey sıkıştırayım. Nelson'un daha önce iki kere ayrılma eşiğine gelip bu sene de kal sonra satarız muhabbetinde Nelson tarafın tutumunun bir etkisi var mı sence? Şöyle bu sene de kal diye bir talepte bulunmuş olabilirler tabii ki. Victor Nelson çünkü Galatasaray'ın rotasyonunda olan veya yedek kulübesinde oturan bir oyuncusu değil doğrudan oynayan bir oyuncuydu. Kaldı ki bana geçen sezon Abdülkerim Bardakçı ligin en iyi stoperlerinden biri olduysa bunun da temel sebeplerinden biri de partnerinin Nelson olmasıydı. Haklı olarak. Şimdi Davinson Sanchez daha üst seviye bir oyuncu. Victor Nelson hala gelişmekte olan bir oyuncu. O yüzden Galatasaray'ın da bu tutumunu anlamakla birlikte kontrat sürecinin de bir çıkmaza girdiği doğru ama Galatasaray'ın eli şu yönden rahat 2026'ya kadar kontratı var. Seni biraz sağ dışına alıyorum şimdi. Alalım. Benim talebim o zaten bu programda. Son günlerin en çok konuşulan isimler arasında biliyorsun ki Dilan Polat ve eşi Engin Polat. Sosyal medyada gündemden düşmüyor. Sana da çok soru geliyordur bu konuyla ilgili. İnanılmaz geliyor. Özellikle Galatasaray dostlarımız, arkadaşlarımız soruyor. Ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Öncelikle bu iş bir adli vaka. Asayiş'in yürüttüğü, hatta organizenin de işin içine girdiği, birçok departmanın işin içine girdiği bir iş. Biz spor işi yapıyoruz. İlki bu. Bu olayda sorulan şu. Dilan Polat'la ilgili tweet at, mal varlığına el koydu. Dilan Polat'la ilgili açıklama yapın. Dilan Polat'la ilgili haber yapın. Onunla ilgili şey yapın. Bizim burada olayımız ne biliyor musun sevgili Olcan? Bizim olayımız Fenerbahçe'nin aldığı sponsorluklar. Ben de tam olarak bunu cevaplayacağım. Fenerbahçe şu an Dilan Polat'ın ve eşi Engin Polat'la birlikteki mevcut sponsorluklara devam ediyor. Bir yandan da sürecin sonuçlanmasını ve olası tırnak içinde söylüyorum. Bir hüküm olacak mı? Bir adli vaka suça dönüşecek mi? Bunların hepsini yakinen takip ediyor sponsorluk birimi. Hem voleybol takımında, hem futbol takımında, hem basketbol takımında. Farklı farklı noktalarda çünkü sponsorlukları var bu çiftin. Şu an bu takip ediliyor. Herkes gibi nasıl basın takip ediyorsa Fenerbahçe Kulübü de takip ediyor. Ve bu konuyla ilgili kanun son noktayı koyacak. Hüküm olursa hüküm, olmazsa beraat ise beraat. O bizim zaten konumuzun dışında bir iş. Bu kesinleştiği zaman olası bir suç varsa veya yoksa... Bu durum kesinleştiği zaman da Fenerbahçe bu konuyla ilgili refleksini alacak. Sürecinde yakın takipçileri emin olun herhangi bir problem de varsa zaten ben konuştuğum zaman da hep sorduğum soru gerekli reaksiyonu gösterecekler. Bu konuda da merak eden herkesin içi de müsterih olsun. Bu konuyu niye aldık programımıza? Aslında burası spor kanalı, Sports Digital ama işin içinde bir sponsorluk ve bir spor kulübünün sponsorluğu olduğu için bu konudaki tutumunu aktardık. Biz bunu da üstüne basa basa söyleyeyim. Olumlu ya da olumsuz dedin ya, sen iptale daha mı yakın görüyorsun sonuç ne olursa olsun? Ya şimdi ortada bir durum varsa ki hepsi şu an hani iddiaları biz de okuyoruz basından. Ya şimdi sana bunu bilse hani davanın dosyası sen ne okuyorsan Twitter'dan, sosyal medyadan, gazeteden ben de aynılarını okuyorum. Yani bu bir spor hukuku içinde işlenen bir dosya olsa ben bunun bütün verilerine ulaşırım. Alırız, görürüz, okuruz, yorum yaparız ama dosyanın içeriğini tam anlamıyla basına yansıdığı kadar bildiğimiz için biz de Fenerbahçe gibi süreci takipteyiz ve bu konuda olası bir problemde bir kez daha söyleyeyim Fenerbahçe kulübü de harekete geçecek zaten. Son olarak da birkaç gündür üzüldüğümüz bir konu var. İsrail büyük bir savaş suçu işledi bildiğin üzere. Gazze'de bir hastaneyi bombaladı. Doğal olarak da bu duruma futbol dünyası da çok fazla sessiz kalmıyor. Futbolculardan destekler geliyor ama mesela Mainz kulübü El Gazi'nin destek tweeti sonrası sözleşmesini feshetti. Nice kulübü aynı nedenlerden dolayı Atal'ı kadro dışı bıraktı. Benzema buna sessiz kalmadı. Bu arada Benzema ile alakalı da İçişleri Bakanı, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Karim Benzema'nın Suriye merkezli Müslüman kardeşler olarak bilinen terör örgütüyle bağı var diye de bir açıklama yaptı. Sen bu destek mesajlarını, kulüplerin bu tutumlarını ve bu Benzema olayını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi insanların tabii ki bağlı olduğu kulüplerde bu tarz kulüpler yaptırım uygulayabilir. Bu zaten sözleşmelerinde hepsinde var. Doğrudan fesh edebilir, tek taraflı da fesh edebilir. Oyuncuya ceza da verebilir, kadro dışı da bırakabilir. Bu işin sportif tarafı. İşin insanlık boyutuna gelirsek ben burada
bir terazi ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Yakın tarihte hiç istemediğimiz bir başka savaş yaşandı Rusya ile Ukrayna arasında. O dönem Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uygulandı. Kupalardan men edildi. Ülkede oynayan yabancı futbolculara bedelsiz gitme hakkı tanındı vesaire vesaire. Birçok konu oldu. O gün çok fazla mesaj atıldı. O dönem Ukrayna konusunda orada hani baktığın zaman savaşın dengesinde Rusya ile Ukrayna'da hani sanki oluşturulan ortamda birisi mağdur, birisi haklı veya haksız konunun içeriğine göre diye değerlendirildi. Ve o gün hiçbir oyuncuya yaptırım ben hatırlamıyorum. Lütfen hatırlayanlar varsa yoruma da bırakabilir. Hani biz yanlış hatırlıyor, eksik araştırmış da olabiliriz, bu kabul. Ama ben bugün yaptığımız araştırma neticesinde o günkü savaşta herhangi bir taraftan yana destek olan bir kişinin, bir futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duymayan bir benim hatırladığım konu var. Bir Ukrayna milli takımıyla yanılmıyorsam bir oyuncunun bir demeci vardı Rusya'da oynayan. Karşılıklı böyle atışıyorlar gibi olmuştu. Sonra tekrar o defter kapandı. Hani üstünü kapattılar. Büyümeden önlendi. Ama bugün gelinen noktada bu işlerin ben devam etmesini de bekliyorum. Neyin devam etmesini bekliyorum? İsrail'le ilgili veya Filistin'le ilgili. Evet, şöyle diyebilir kulüpler. Burada kısmen de olsa anlayabiliyorum. Siz sporcusunuz, hiç siyaset, savaş bu konulara girmemeniz gerekiyor diye bir savunma yapabilirler ki alınan kararların arkasında hep bundan bahsediyorlar. Ama işin sportif tarafında ve futbol boyutunda o dönemki yaşananlara, tepki gösterenlere, olumlu olumsuz yaptırım yapılmadığı yerde bugün Müslüman oyuncular Filistin'e destek mesajı yayınlandığında buna yaptırım geliyorsa ben burada çifte standart ararım. Kimse kusura bakmasın, doğru da değil bu. Evet, az önce nasıl Dilan Polat olayını sorduğunda bizim ihtisas ettiğimiz alan spor dedim. Ama burada farklı bir olay var. Burada zaten insanlar İsrail veya Filistin'den taraf olmuyorlar. Burada insanlar yaşanan olaylarda suçsuz günahsız insanların yaşamını kaybetmesine tepki gösteriyorlar. Olayı bu şekilde aslında bakmak, özetlemek ve illa birileri bir şeyleri yargılayacaksa bu şekilde insani duygular içinde yargılaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu oyuncuların da feshedildiyorsun gerçi dönüşü Elgazi olmaz. Geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Ya olmamalı bunlar Oğulcan. Üzücü durumlar. Hepimizin içi sızlıyor. Bildiğimiz şeyler de var, bilmediğimiz şeyler de var. O yüzden çok da kesin konuşamıyorum. Hani sonuçta bu bir transfer değil. Bu bir spor müsabakasının analizi de değil. Ama çifte standart olduğunu bir kez daha yineliyorum. Ben de söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Yağız ağzına sağlık. Teşekkürler Oğulcan. Çok sağ ol. Çok güzel sorular. Rica ederim. Hem sana hem editör ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra inşallah Insider programında karşınızda olacağız. Merak edilen ne varsa, sizin şahsi olarak arkadaş ortamınızda konuştuğunuz, cevaplanmasını beklediğiniz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya bütün takımlar diyelim ki buna bölmeyelim ortamı. Hepsini bize sorabilirsiniz. Bu program olduğu için hani en başta Oğulcan da aslında açarken bahsetti. İlk program olduğu için biz kendimiz gündemi belirledik ama bundan sonra gündemi siz değerli izleyicilerimizin belirlemesini istiyoruz. Bunun için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir sonraki bölümde sorunuzun cevaplanmasını istiyorsanız yorum sekmesine bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.